belgeleriniz iletilecek. Eğitimde kayıt altına alınıyor, evet. Kayıtlarda sizlerle paylaşılır. Mail adresi ve tam isim soy isim bekliyorum. Ben Ferda Hanım, size bırakıyorum o zaman Yücel Bey ile birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Yücel Bey var. Bence Türkiye'de en çok kullanan, Moksa'ya en çok hakim uzmanlardan bir tanesi. Çok değişik alanlarda kullanımı var. Ben de onun paylaşımlarını dinlemek için heyecanlanıyorum. Ben sıkıcı biraz teorik kısmından bahsedeceğim. Klinik kısmı ve anlamı, Moksa'nın anlamı Yücel Bey'de olacak. Tanıyorsunuz beni, nöroloji uzmanıyım aslında. Moksa çok hızlıca bir üstünden geçeceğim. Hedefe yanıt ver, görsel hedefti. Yönergesi oldukça basit. Hedefi her gördüğünde mümkün olan en kısa sürede sadece bir kere boşluk tuşuna basınızdı. Ama bunu çok iyi öğretmek gerekiyordu. Test sırasında hedef ya da hedef olmayan görseller ekranın ortasında beliriyor ve kayboluyordu. Hedefe yanıt verecekti. Çok gaddar hedef olmayanlar var, bak amca gibi. Onlara yanıt vermeyecekti, kendini tutacaktı. Hedefe yanıt verirse dikkati iyi, hedefe pas geçerse dikkati bozuk, hedef olmayana basarsa dürtüsel, kendini tutamamış. Birden fazla kere basarsa da bir kere basacaktı yönerge, öyleydi. Hiperaktif yanıt vermiş olacaktı. Bunu yaparken Moksa'nın alameti farkalarından çeldiricileri vardı. Yani istem dışı körlüğü kullanıcı enstrümanlar bunlar. Ekranın ortasında hedef ya da hedef olmayan batıp çıkarken etrafta da çelme takmaya çalıştığımız şeyler, görseller ve de sesleri ya da sadece sesleri belirecekti. Erişkinin kartları biraz daha farklıydı ama prensip aynıydı. Erişkinin görsel çeldiricileri de bunlardı. Çeldiricilere dikkat edersek biraz amigdalayı dürtecek tarzda çeldiricilerdi. Yani büyük bir çelme takmaya çalışıyordu. Testin 8 tane bölümü vardı. İlk ve son bölümünde çeldirici yok. Ama daha sonra sırasıyla görsel, sesli ve kombine çeldiriciler ekleniyordu. Ve bunlarda da çeldirici yükü artarak, yani bir tek görsel çeldirici, ardından iki tane görsel çeldirici. Yani çeldirici yükünün artışıyla da baş edebilmesini test etmek için. Keza işitsel ve kombine çeldiricilerde de öyle. Bu sırayla gidiyordu. Moksa'nın önemli özelliklerinden bir tanesi testin böyle belli bir ritimde gitmemesiydi. Bazen hızlanıp bazen yavaşlamasıydı. Yine her bölümde 33 tane hedef çocuk formu için, 20 tane hedef olmayan, 52 de boş alan vardı. Boşlukları hatırlıyorsunuz, zamanı sündürdüğümüz, ek süre verdiğimiz bölümlerde onlar. Çeldiriciler asla görsel çeldiriciler ekranın ortasında belirmeyecek. Onlar kenarlarda belirecek. Sesli çeldiricilerde nötral tonlar olmayacak. Gerçek sesler olacaktı. Çocuk formu 15, erişkin formu 18,5 dakika sürüyor olacak. Dikkati değerlendiriyor. Dikkat neydi? Bir süzgeçti. Gereksizleri gönderecek, isteneni tutacaktı. Dolayısıyla hedefe yanıt veriyor mu? Hedefini tanıyor mu ve zamanında yanıt veriyor mu? Bu önemliydi. Hedefe doğru yanıt veriyorsa dikkati iyiydi. Hedefe pas geçiyorsa dikkatten puan kaybediyordu. Dikkati bozuk olarak kaydediliyordu. Zamanlama ise hedef ekrandayken doğru yanıt vermek olarak tanımlıyoruz. Nasıl oluyordu? Karakter, bizim hedefimiz görsel bir karakter. Ekranda beliriyor. Göz optik sinirle beynin arkası kısmındaki oksipital beynin ayna kısmına bu görüntüyü getiriyor. Onun hemen yanındaki gördüğünü anlamlandırma merkezine gidiyor. O bilgi frontale geliyor. Frontalde işliyor bu bilgiyi ve diyordu ki, ha işte bu kadın demişti ki bana, bunu gördüğünde hemencik bas buna. O zaman elinin parmağına giden kasın siniri ateşleniyor ve tak diye basıyor.
Bu bir hop 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 nörondan nörona akan bir süreç, yani zamanlama. Zamanlama hiperaktiviteden farklı bir şeydi. Bunu hep vurguluyorum. Hiperaktivite motor cevabı düzenleyememe, ondaki bir bozukluk. Ama zamanlama bu anlattığım şey, nörondan nörona akış. Ve sıklıkla da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda bu akış biraz yavaş olabiliyor. Dolayısıyla biz zamanlamayı da diğer testlerden ayrı olarak çok net bir şekilde ölçebiliyoruz. Bunu da o boşluklar sayesinde ölçüyoruz. Ekrandayken basmayıp kalktıktan sonra o boşluk anında basıyorsa ne diyorduk? Dikkati iyi ama üzgünüz, zamanlamadan puan kaybettin. Ama biz bu ek süreyi vermekle acaba zamanlaması bozuk diye mi kaçırıyoruz? Kaydedebiliyorduk, anlayabiliyorduk. Bu videoyu çok seviyorum. Oynatayım, inşallah ses gelecek. Çalışanların hepsi tembel hayvan mı? Geliyor mu ses? Geliyor ses, Okey. problem yok. Zootropolis. Çocuklarımla defalarca Ne izledim. yani tembel hayvan olduğu için hızlı olamaz mı diyorsun? Flash, ne haber kardeş? Bugün çok hızlı görünüyorsun. Seni görmek de çok güzel. Nick. Ben ZPT'den memur Judy Hopps. Nasılsınız? Şu anda gayet. İyisiniz. İyiyim. Acaba sabırlı ol. Sizin için ne mümkünse bir plakayı araştırmanızı yapabilirim? Evet, rica etsem bir plaka. Bugün? Yani bir plakaya bakmanızı istiyoruz ve çok ama çok acelemiz var. Plakanın numarası 29 T nedir? 29 THD03. 2 9 T HD03. He? D03. Tembel hayvan burada tembel değil. 03. Yavaş hayvan. Ve tavşan da biraz dürtüsel. 0. Flash, sana bir bilmece sorayım mı? Hayır! Sorsana. Bir distraksiyon gibi. Söyle bakalım. Üç örgüsü deveye ne denir? Ne denir? Söyle. Hamile. Şimdi bakın zamanlama nasıl bir şey. Bayılacağım şimdi, çok komik. Artık işimize dönsek diyorum. Hey. Ya ya ya. Priscilla. Hayır. Efendim. Flash'cığım. Söyle. Bakalım. Hayır. Üç örgüsü örgüçlü. Deveye ne denir? Hamile. Tamam, harika, Deve. anladık. Ne Lütfen. de Evet, yani buradaki tembel hayvan tembel değil, zamanlaması bozuk. Gerçek hayatta tembel hayvan dikkatsiz olarak nitelendirilebilir ama aslında dikkatsiz değil. Bilgi işlemi hızı yavaş, o yüzden dikkatsiz gibi görünebilir. Tavşan da biraz dürtüsel, öyle değil mi? Dürtüselliği ölçüyor test. Uygunsuz cevabı baskılayamama, yasaklı uyarana yanıt vermeye, şu hedefin dışındaki görsele kendini tutamayıp, durumu yeterince değerlendirmeyip hop diye atlayıp yanıt vermek. Yani hedef olmayana yanıt vermek. Böyle bir şey yaparsa 10 puan gitti canım. Hiperreaktivite ise motor cevabı düzenlemekteki zorluktu. Bir kere basacaktın. Niye birden fazla kere bastın? Böyle bir şey yaparsan 10 puan gene gider. Yani dikkati, zamanlamayı, dürtüselliği, hiperaktiviteyi ölçüyordu testimiz. Yine çok sevdiğim diyagramlardan bir tanesi. Diyelim ki çocuk yapıyor, bu maskeli çizgi surat çıktı ve bizimki bastı. Süper, dikkat ve zamanlama iyi. Ya da çocuk erişkin yapıyor, kupası çıktı, bastı. Süper, dikkat ve zamanlama iyi. Çünkü hedef ekrandayken bastıydı. Bunlar kalktıktan sonra boşlukta basarlarsa, tamam, dikkatin iyi, hedefin olduğunu farkındaydın, bunu tanıdın ve yanıt verdin ama üzgünüm, zamanlamadan puan kaybedeceksin. Bastı, ekrandayken bastı, tamam, dikkat zamanlama iyi ama çok kere bastı, hiperaktif yanıt verdi. Hedef olmayana bastı, zürafaya ya da erişkin maç ağasına, ne yaptın ya, dürtüsel yanıt verdin. Boşlukta bastı, hala dürtüseldir bu yanıt, çok kere bastı, hiperaktif yanıt. Testin altta giden algoritması buydu. Şimdi bizim testimizde
ki farklılıklar, yani üstünlükler, sensitivitesinin daha iyi olmasının nedenlerinden bir tanesi dikkatin tanımı içinde olan istem dışı körlük paradigmasının testin içinde oluyor olması. Yine aritmik gelmesi testin bazen hızlanması bazen yavaşlaması. Çünkü beynimiz otomatik olarak biz farkında olmadan yani istem dışı ritme uyum sağlar ve elimize tak tak basabilir. O yüzden testin aritmik olması gerekir. Ve bu özellikler nedeniyle zamanlama bozuk, dikkat iyi ya da dikkat de bozuk, zamanlama da bozuk ya da dikkat bozuk, zamanlama iyi gibi aradaki o çok önemli farkları klinikte bizim için önemli olabilecek farkları netleştirebiliyordu. Sadece yani dikkati bozuk değil, dikkati zamanlaması bozuk olduğu için bozuk ya da evet dikkati bozuk ya da hem dikkati bozuk hem zamanlaması bozuk demesi bizim klinikte nasıl bir aksiyon alacağımızı şekillendiren özellikler. Şimdi yeni testimiz süper. Bence çok klinikte çok kullanışlı hale geldi. Otomatik rapor bütün dünyada aynı şekilde büründü. Ve yazın böyle saçlarımı başlarımı yolarak bu otomatik raporun çevirisini yaptım. Ben çeviri yapan biri değilim normalde. Ama şimdi sistemleri de bilmiyorum. Böyle çok değişik bir sistemde çeviri yapmak zorunda kaldım. Hani bir cümleyi çevirmedim. İşte 1500 tane parametre var. Sırayla gidiyorsun. Bir kelime çıkıyor, onu çeviriyorsun. Sonra ilerliyorsun. İkinci kelimeyi çeviriyorsun. Ne demek? Tek tek kelime kelime. Sonra daha önce çevirdiğin kelime yeniden çıkıyor. Hay Allah diyorsun. Yeniden çeviriyorsun falan. Ve ondan sonra hadi bakalım rapor çıktı. Saçma sapan bir rapor olabiliyor. Çünkü Türkçe İngilizce'den oldukça farklı bir dil. Öyle korktum ki hani içli köfteyi sensitive meatball diye çevirmişler ya hani o hale düşebilmekten çok korktum. Neyse olabilecek en iyi şekil şu an kullanmakta olduğumuz. Tabii biraz böyle çeviri tek tek kelime çevirisi olduğu için biraz telegrafik. Ama çok anlaşılır. Çok iyi tablolar var. Neyse, ilk grafik norm karşılaştırma. Yani o yaş ve cinsiyetin normatifine göre neredesin sen onu gösteriyor. Daha sonra da 4 indeks performans grafiği var. Test boyunca giden performans haritası, süre giden performans, çeldiricilerden etkilenmesi, zaman içinde ne oldu bunları bahsediyor. Yine norm grupta Z skorlarını göreceksiniz. Ortalamadan kaç standart sapma ötede ve bozuk olan performanslar için mesela dikkat, şiddeti ayrıca veriyor, dürtüsellik bozuk, şiddeti ayrıca veriyor, hiperaktivite bozuk yani 4'te olduğu için bozuk diyorum, şiddetini veriyor. Timing'de herhangi bir şiddet yok çünkü o normal içinde, normaller içinde. Yani bakıyoruz burada dikkati bozukmuş 4'te, şiddet seviyesi 2. Timing'i zamanlaması kendi yaş ve cinsiyetlerinin içinde en şahanelerinde. Dolayısıyla bir şiddet skoru yok. Şiddet skoru bozuk olanlar için çıkıyordu. Ne kadar bozuk onu söylüyordu. Dürtüselliği bozuk. Şiddet seviyesi 4 işte. Bakın çok şiddetli bozuk. Hiperaktivitesi 4 bozuk. Şiddet seviyesi 2. Orta şiddetli bozuk. Bu şekilde buradaki veriyi biliyorsunuz ki tanıya yardımcı olarak kullanıyorduk. Bunlar da bu dört performanstan bir ya da birden fazlası normalin dışındaysa, dikkat klinikte uyumlu ise, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla uyumludur diyoruz. Artık otomatik rapor bunu otomatik yazıyor. Daha sonra 4 indeks performans grafiği var. Renkler biraz değişti. Dikkati mor olarak görüyoruz. Zamanlamayı mavi, dürtüselliği pembe, hiperaktiviteyi de sarı olarak görüyoruz. Ve değişen bir şey daha var. Belki fark ettiniz. Sıfırdan sonra eksiler de var.
Yıllarca bunun eğitimini verirken o soruyu böyle elim göğsümde bekliyordum. Şimdi diyecekler bana, işte diyelim ki hiperaktivite ve dürtüsellikte 10 taneden daha fazla hata yaptı. Çünkü 20, işte 52 tane görüntü çıkıyor. Ne olacak yani, eksiye de gidebilir. Artık burada görüyoruz, bu şeyde eksiler de var artık. Sıfırda kesiyorduk eskiden. Biliyorsunuz 24 yaşında ancak olgunlaşıyor beynimiz. Bu matürasyon için yaş ve cinsiyet önemli. 20 yaştan sonra da stabil kalmıyor. Biraz inşallah düz gidiyor. Ondan sonra bayır aşağı kötülüyor. O yüzden her yaşın kendi normali içinde değerlendirmek gerekiyordu. Yani toplumun dağılımı böyle bir çan eğrisi şeklindeydi. Şu %50'lik kısım bir, yani en şahaneleri. Bu orta kısım, ortalama, sarı, işte normalsin de yani, çok da hoşuma gitmedi. Normallerin en kötüsün demek. Kırmızı ise, %5'lik dilimde ise bozuk demek. Şimdi bunları biz MOXU için KFKD yaptığımız cutoff değerleri değil. Bunlar normal, rutin, istatistik cutoff değerleri. Her zaman kullanılan cutoff değerlerini bizim MOXU testi içinde kullanıyoruz bu şekilde. Biliyoruz ki bir şahane, iki ortalama, üç tamam, normalsin ama normallerin en kötüsü, zayıf performans. Dört ise performansta zorluk, yani bozuk, anormal. Burada görüyoruz, dikkati bozuk, şiddet seviyesi 4, çok bozuk. Demek ki test sırasında hedefi birçok kez atlamış, yanıt vermemiş. Zamanlaması ortalamada, demek ki yanıt verdiklerini düzgün zamanında yanıt vermiş. Zamanlama bozukluğu yok, pür dikkat bozukluğu bu. Dürtüselliği 1'de, yani şahane, hiç böyle atlayıp hedefi olmayana basmamış. Hiperaktivitesi bozuk. Demek ki hop 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 birden fazla kere basmaları olmuş ama şiddet seviyesi 1. Hafif şiddetle bozuk yani. Burada iki tanesi normalin dışında, o zaman diyebiliriz ki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla uyumludur. Şimdi norm karşılaştırmayı biz tanıya destek olarak kullanıyorduk. Neydi? Bir ya da birden fazlası normal dağılımın dışında olabilirdi. Yani 4'te. O zaman klinik uyumluysa DEB diyebilirdik. Ya da normalin dışında bir performans yok. Hani hiç dördü yok ama üçleri var. Hani o gıcık olduğum üçleri var. Normal ama normallerin en kötüleri. O zaman aklıma bir kurt düşüyor. Oldu mu? Ya da ne dördü var, bozuk olan hiçbir şey yok. Ya da ne de üçü var. Hepsi bir ve ikide, yani süper ve ortalamada. O zaman da büyük olasılıkla klinikte uyumluysa dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yoktur diyebiliriz. Otomatik rapor bunu, artık yeni otomatik rapor bunu zaten söylüyor olacak. Dedim, bir ya da birden fazlası böyle normalin dışındaysa DB olma olasılığı yüksek. Bir ya da birden fazlası böyle sarıda, üçte olursa yine de DB olabilir. Yani aklıma kurt düşsün. 1 ve 2'de ise hepsi, yani şahane ve ortalamada ise büyük olasılıkla normal DB yoktur diyecek. Şimdi 4 indeks performans grafiği de bu şekilde akıp giden zaman x ekseni üzerinde ve sırasıyla eklenen çeldiriciler, şurada ilk önce hiçbir çeldirici yok. Görsel tekli, görsel ikili, sesli birli, sesli iki, kombine bir, kombine iki ve 8. bölüm, yine çeldirici yok. Bu şekilde x ekseni üzerinde, y ekseni üzerinde de artı 100'den eksi 100'e puanları var. Buradan elde ettiğimiz bilgiyi biz o kişinin dikkat özelliklerini tanımakta kullanıyoruz. Yani tanı için değil, tanımak için kullanıyoruz. MOXU bu yüzden de kullanışlı bir test. Sadece tanı koymak telaşında değiliz, tanımak telaşındayız. Buradan elde ettiğimiz verileri bir öğrencinin akademik olarak en iyi performansını sağlamada ya da bir sporcunun performans geliştirmesi için ne yapılabilir, nelerden etkileniyor, ya da yüksek riskli işlerle uğraşanlar için buradan elde edeceğimiz bilgiler oldukça iyi. Mesela hep örneğini vermişimdir, dikkat eksikliği yok.
bir çocuğun. Yani norm grupla karşılaştırmada dikkati iyi ama görsel çağrıcılar geldiğinde burada görüyoruz ki performans grafiğinde dikkati bozuluyor. Yani kendisinin en iyi halini gösteremeyebiliyor. İşte bu gibi verileri kullanmak için performans grafiği oldukça önemli. Artı bunca yıllık hekimlik hayatımda tanı koyma telaşından ziyade hastayı tanımanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep derdi hocalarımız hastalık yoktur, hasta vardır. Gerçekten hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastalık her kişide farklıdır. O yüzden tanı koymaktan daha değerli olduğunu düşünen hekimlerdenim. Dediğim gibi renklerimiz değişti. Dikkat artık mor, zamanlama mavi, dürtüsellik pembe, hiperaktivite sarı. Neydi temel cümlemiz? Her performans. Yani dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite. Her bir 8 bölüme 100 puanla başlıyordu. Hata yaptıkça puan kaybediyordu. Şimdi şuraya gelelim. Burada hiperaktivite ve dürtüselliğe dikkat diyordum. Çünkü dürtüsellik ve hiperaktivitedeki yüksek puanlar aman da ne güzel anlamında değil. Pardon, tam tersini söyledim. Hiperaktivite ve dürtüsellikte düşük puanlar. Aman da ne güzel değil. Aa ne güzel, dürtüselliği 20. Çok güzel. Değil. Yüzden puanını 20'ye düşürmüş. Oldu mu? Yani hep bütün performanslarda istediğiniz şey aslında yüksek puanlar, düşük puanlar kötü. Ama pozitif semptomlarda işte hiperaktivite ve dürtüsellikte beynimiz bize böyle çelme takmaya çalışıyor. Aman dikkat edin. Ve Y ekseninindeki ilk skorlar birinci bölümün bittiği andaki skorlardı. Burada bakalım Y eksenindeki ilk skorlar dikkati 76'ymış. Yani 24 puan kaybetmiş. 8 puan kırıyorduk her bir hata için. Demek ki 3 tane hedefi kaçırmış ilk bölümde. Hiçbir çeldirici yok. Sadece hedef ya da hedefi olmayan batarken 3 taneye cevap vermemiş. Zamanlama puanı 84. Yani 16 puan kaybetmiş. Zamanlama hatası yapınca 4 puan kırıyorduk. Demek ki 4 tane hedefe yanıt verirken o ek sürede yanıt vermiş. Geç yanıt vermiş. Dürtüsellik puanı pembe 70. Demek ki 30 puan kaybetmiş 100'den 70'e. 3 tane hedef olmayana atlamış, hedefmiş gibi yanıt vermiş. Hiperaktivite puanı sarı 80. Yani 20 puan kaybetmiş. Hiperaktivitede de 10 puan kısıyorduk. Demek ki 2 kere çoklu tuşlama yapmış. Yani buna bakarak, bu grafiğe, yüz görsel bir, görsel iki falan bakarak her bölümde nasıl hatalar yaptığını çok iyi görebiliyoruz. Yeni raporlamanın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, bir kere 24 yaşa kadar tek tek bunları, hani burada dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite, bütün şeyler üst üste ya, grafikler tek tek veriyor ve şu gri taralı alanda akranlarının, yani o yaş ve cinsiyetinin nerelerde olduğunu gösteriyor ve bizimkinin skorunu gösteriyor. Dolayısıyla gözünüzü soka soka akranları burada, bizimki burada diye göstermiş oluyor. Benim çok hoşuma gitti. Yine bakalım, böyle test ilerliyor. Birinci bölüm bittiği andaki dikkat puanı 76. İkinci bölüm için, yani bir tane görsel çaldırıcı var ikinci bölümde. Gene ona 100 puan vermiştik. Takır takır hata yaparak buraya puanını düşürdü. 36'ya düşürmüş. Üçüncü bölüm, yani iki tane görsel çeldiricinin olduğu bölümde gene ona 100 puan vermiştik. Bu sefer hiç hata yapmamış. Böyle testi, performans grafiğini bu şekilde okuyorduk. Yine dürtüsellik ve hiperaktiviteye aman dikkat, yüksek puanlar iyi, düşük puanlar kötü. Her yaş ve cinsiyetin kendi dağılımına göre değerlendiriyorduk. Mesela bu eski raporlama sistemine göre zamanlama yeşil burada. 7 yaş bir kız çocuğu zamanlaması böyle. Bakın 100'den ne kadar aşağılara düşürmüş. Ve bu zamanlama perfect, süper. O 7 yaş kız çocukların en şahaneleri böyle yapıyormuş.
Bu performans grafiğinin aynısı burada. Bu sefer bu yeşil zamanlama bozuk, hem de çok bozuk. Çünkü 23 yaş erkekleri çok daha iyi yapıyormuş. Oldu mu? Her yaş ve cinsiyete göre yapıyoruz. Yeni raporlama bize performans grafiğinde iki sorunun cevabını veriyor. Zaman ilerledikçe dikkat, dürtüsellik, hiperaktivite nasıl değişiyor? Ve eklenen çeldiricilerin etkisi var mı? Şimdi eskiden dört soru soruyorduk. Soru söyleyeceksiniz. Nerede onlar diğer iki sorular? Hep diyordum. Bunlardan bir tanesi fluktüasyondu. Fluktüasyonlarla ilgili genel bir çalışma yok. O yüzden bütün dünyanın kullandığı şeydi. Hani bu bizim gözlemimizdi. Size de o hep o şekilde söyledim. Ama siz gene bakabilirsiniz büyük fluktüasyonlar var mı diye. Bir de korelasyonlar yok. Çünkü onlarla da yapılmış kesin bir çalışma yok. Bunları hep ben anlatırken söylüyordum. Ama bu diğer ikisi zaman ilerledikçe ne oluyor? Eklenen çeldiricilerin performanslara etkisi özellikle klinikte de en çok kullandığımız şeyler oluyor. Şimdi zaman ilerledikçe ne oluyorun jargonu bu yeni sistemde sürdürülebilir performans, tamam mı? Yani performansını nasıl sürdürüyor? Bakalım ne olabilir? Başlangıç bölümüyle son bölümü, yani birinci bölümdeki skorla sekizinci bölümdeki skoru karşılaştırıyor ve zaman içinde ne olduğu cevaplıyor. Neden 1 ve 8? 1 de yeni başlamıştı, yorgun değildi, hiçbir çeldirici yoktu. 8'de de hiçbir çeldirici yok. Aradan bu kadar zaman geçti. Zaman içinde ne oluyor sorusunun cevabı burada. Bunu karşılaştırıyor. Ne olabilir? Daha iyi olabilir, daha kötü olabilir, değişmemiş olabilir, stabil seyredebilir. Tamam mı? Bakalım burada hiperaktiviteye. Birinci bölümdeki skoru 80'miş. 20 puanı kadar. 8. bölüm sonundaki puanı 10, 90 puanlık bir hata. Yani 80'den 10'a, ilk bölümdeki skoru 80'di, 10'a 1 ve 8'i karşılaştırıyor. 70 puan azalmış, kötülemiş. Yani hiperaktivite artmış. Şimdi bakın, çok güzel bir grafik var sağ altta. Sürdürülebilir performans. Yani zaman içinde ne oluyor? Biz burada ne var? Hiperaktiviteye bakıyoruz. Hiperaktivite. Ne olmuş? Puanda azalma olmuş. Yani bozulmuş. Hiperaktivite bozulmuş. Tamam. Aynı kişinin dikkati zaman içinde değişmemiş. Zamanlaması da değişmemiş. Dürtüselliği de değişmemiş. Ama hiperaktivitesi artmış. Bozulmuş yani. Zaman içinde değişiklik yok, değişiklik yok, değişiklik yok. İyi demek değil. Kötüdür, kötü bitirmiştir. Onda da bir değişiklik yoktur. Oldu mu? Buna dikkat edelim. Yine bu değişti, değişmedi, arttı, bozuldu, artı eksi 10 kuralına göre yapıyoruz. Yani artı eksi 10 içinde bir dalgalanma varsa bunu stabil, yani değişmedi olarak kabul ediyoruz. Ondan daha büyük iyiye gidiş var olabilir ya da ondan daha büyük kötüye gidiş olabilir. Oldu mu? Burada dikkate bakmışız yine aynı kişinin. Bölüm 1'deki skoru 76, 8. bölümdeki skoru 84. Yani artı 8 artmış. Artı eksi 10 içinde, o yüzden değişiklik yok. Bu aslında böyle eski eğitim verdiklerim, otomatik raporlama yokken eğitim verdiklerim hatırlayacaktır. Ben bu performans grafiğinin raporunu çıkartırken bunu yapıyordum. Aynısını yapıyordum. Arttı azaldı oklarla. Öyle değil mi, hatırlayacaksınız? Hatta Yücel Beylerin zamanında böyle teke tek eğitim veriyordum. Böyle lapaya çağırıyordum. Böyle nasıl bir enerjiyse. Sonra çeldiriciler eklendi. Ne oldu? O sorunun cevabını veriyoruz. Çeldiriciler eklendi. Ne oldu? Şimdi bu kadar yazıyı okumaya benim gönlüm el vermiyor. Siz anlayın. Sonra bu slaytlar sizinle paylaşılıyor zaten. Takılırsanız okursunuz. Çeldiricilerin etkisini birinci bölümdeki skorla kıyasla yapıyoruz. Ona göre, çünkü birinci bölümde hiçbir çeldirici yok. Test yeni başlamıştı. Çeldirici eklendi. Ne oldu? Ona göre yapıyoruz.
Şimdi yeni sistemde nasıl? Bakalım. Şimdi burası birinci bölüm. Hiçbir çeldirici yoktu. Burada maviler görsel çeldiriciler işaretlediğim, kırmızı ile işaretlediğim işitsel çeldiriciler, sarı ile işaretlediğim de kombine çeldiriciler. Şimdi yeni sistemde değişiklik yok, arttı azaldı şeklinde var. Eskiden belirsiz de vardı. Burada artık hani böyle karmaşık basitleştirmeye çalıştık. Belirsizle de bir işimiz yoktu. Değişmediğiyle de bir işimiz yoktu. O yüzden ha, arttı mı, pozitif etkisi oldu mu, negatif etkisi oldu mu, en çok onunla işimiz vardı. Biz de basitleştirdik. Bu şekilde yaptık. Şimdi dikkat açık burada. Bakıyoruz. Dikkate. Bir kere sürdürülebilir performans. Zaman içinde bir değişiklik olmadı. Biraz bir önceki slaytta gösterdim. Buradaki skorla 8. skor. Sonra bakın burada bir göz işareti var. Görsel çeldiriciler dikkat üzerine değişiklik yaratmadı. Yani pozitif ya da negatif bir etkisi olmadı. Şimdi biri bu yukarıda, biri burada ama eski rapora göre belirsizdi bu. Burada artık değişiklik yok diye var. Sesli çeldiriciler gelince puanı artmış. Yani puanı artınca ne oldu? Yoldu, düzeliyordu. İyi, yani düzeldi. Daha iyi oldu. Kombine çeldiriciler geldiğinde değişiklik yok. Bakın burada bir yeniliğimiz var. Çeldirici yükü. Çeldirici yükü ise şöyle. İkili görsel çeldirici, ikili sesli çeldirici ve ikili kombine çeldiricinin dikkat üzerine etkisi olmamış, değişiklik yaratmamış. Çeldirici yüküyle baş edebilme, bütün çeldirici yükleriyle. Yani ikili çeldiriciler, ikili görsel, ikili ses, ikili kombine. Tamam mı? Bu grafikte her zaman yeşiller, yeşille yazılıyorsa iyiyi, kırmızı ile yazıyorsa kötüyü temsil ediyor. Unutmayın, yani şuna bakınca pum, zamanlama kombine çeldiricilerle bozuldu. Hemen mesela görebiliyorsunuz. Çok sevdim bunu. Burada neyi göstermişim? Çeldirici yükünü göstermişim. Bakın ikili görsel, ikili sesli, ikili kombine çeldirici birlik hepsini birlikte birinci bölümle kıyaslıyor ve bir etki yaratmadı diyor. Testi nasıl yaptığımızı biliyorsunuz. Kullanıcı adı ve şifreyle giriyorduk. Yeni bir kişi ekliyorduk. Notlarımızı yazıyorduk ve testi başlatıyorduk. Artık biliyorsunuz şey vardı, artık uzaktan test yapabiliyoruz. Yabancı dillerde Rusça ve İngilizce testi yapabiliyoruz. Onu şimdi burada bir değinmiyorum. Peki biraz bahsedebiliriz ihtiyaç duyuyorsanız. Şimdi burada iyi bir örnek sonuç paylaşmak istiyorum sizinle. Yeni rapor, 11 sayfalık bir rapor çıkıyor. İstediğinizi basabilirsiniz, istediğiniz sayfaları basabilirsiniz bu arada. İlk önce norm karşılaştırma. Bakıyorum burada bu örnekte dikkati bozuk. Oho, çok bozuk, çok, çok şiddetli bozuk. Zamanlaması ortalamada. Hiperaktivite, pardon, dürtüselliği bozuk. Şiddet seviyesi bir, hafif düzeyde bozuk. Hiperaktivitesi şahane. 4 indeks performans grafiği de böyle, bu şekilde. Sonra tek tek, 24 yaşından küçük olduğu için tek tek veriyor. Bakın dikkati böyle, bu bizim çocuğun akranlarının böyle. Zamanlaması bizim çocuğun böyle, akranlarınınki böyle. Dürtüsellik ve hiperaktivite de aynı şekilde gösterilmekte. Daha sonra performans grafiğinin özeti var. Yani bütün bunların, şu grafiğin zaman içinde ne oldu? Sürdürülebilir performans olarak ve çeldiricilerden nasıl değişti onu gösteriyor. Bakıyoruz, dikkati zaman içinde puanında artma olmuş. Yani dikkati zaman içinde daha iyi olmuş. Görsel çeldiriciler geldiğinde puanı azalmış, bozulmuş. Yani görsel çeldiricilerle dikkati kötülemiş. Sesli çeldiricilerle de düzelmiş, daha iyi olmuş. Kombine çeldiricilerle bir değişiklik olmamış. Çeldirici yükü artınca da değişiklik olmamış.
zamanlamaya. Zaman içinde sürdürülebilir performans değişmemiş, yani nasıl başlamışsa öyle bitirmiş. Görsel çeldiricilerle zamanlaması bozulmuş. Sesli çeldiricilerle zamanlaması daha iyi olmuş. Kombine çeldiricilerin zamanlama üzerine etkisi olmamış ve çeldirici yük arttıkça da zamanlamasında bir değişiklik olmamış. Dürtüselliğe bakıyorum. Zaman içinde dürtüselliklik puanı artmış. Yani daha iyi olmuş. Görsel ve işitsel çeldiricilerin dürtüsellik üzerine etkisi olmamış. Kombine çeldiricilerle daha iyi olmuş dürtüselliği, puanı artmış. Çeldirici yükünün artmasıyla dürtüsellik bir değişiklik olmamış. Mesela şey düşünün, bir sporcu. Çeldirici yük arttığında dürtüselliği artıyor. Diyelim ki basket oynuyor. Oo, bütün tribün ayakta bağırıyor, çağırıyor, pankart açıyor, ışıklar mışıklar. Dürtüsel olmuyor. Çok iyi. Ama ya onun durumda dürtüsel oluyorsa, dürtüselliği artıyorsa? Belki dürtüsel değil. Dürtüselliği belki bir. Ama sporcu için çeldirici yük arttığında dürtüsel oluyorsa, o zaman spor psikoloğunun o konuda bir şey yapması gerekiyor. Oldu mu? Hiperaktiviteye geliyoruz. Sürdürülebilir performans puanında azalmamış, bozulmuş. Yani zaman içinde hiperaktivitesi artmış. Görsel ve sesli çeldiricilerde bir değişiklik olmamış. Kombine çeldiriciler gelince yine hiperaktivitesinde puanda azalmış, yani bozulmuş. Çeldirici yükü artınca da bir değişiklik olmamış. Ve bundan sonraki sayfa. Tatam, yazılı sayfa. Ha, yazılı sayfa, pardon. İlk önce geçmiş bilgisi. İsterseniz yazabilirsiniz. İşte bu çocuk ikiz eşiydi. 7 aylık doğdu. Bir ay küvezde kaldı. Ya da sarılığı vardı. Yeni doğan sarılığı. Ya da epilepsisi var. Şu ilaçları kullanıyor falan filan. Ya da trafik kazası geçirmiş. Kafa travması var. Onları yazabilirsiniz. Gözleminizi yazabilirsiniz. İşte test sırasında kıpırdandı, bana laf yetiştirdi, şöyle oldu, böyle oldu gibi. Ve burası tatam, 10. sayfa, rapor. Şimdi telegrafik çıkıyor dedim ya, işte burası biraz telegrafik çıkıyor. Hadi bakalım okuyalım. Yaş ve cinsiyet uyumlu normlarla yapılan karşılaştırmalara göre, yani akranlarına göre. XX'in A, yani dikkat, dürtüsellik, dikkat ve dürtüsellik performansında normdan önemli bir sapma tespit edildi. Yani bozukmuş dikkati ve dürtüselliği. Bu performans paterni dikkat problemlerine işaret edebilir ve diğer bulgularla ele alındığında DB olma olasılığı yüksektir. Sonra bu norm gruba göre karşılaştırmaya veriyor. Norm grubu tanıya destekti. O yüzden bu tanı olabilir diye yazıyor. Daha sonra performans grafiğinin yazılı raporunu görüyoruz. İlk sonuçlarla karşılaştırmalar. İlk sonuçlar derken bölüm 1'deki sonuçlarla karşılaştırmalar. Yani bütün her şeyi bölüm 1'deki skora göre yapıyorduk. Onunla karşılaştırarak yapıyorduk ya. Öyle diyor. İlk sonuçlarla karşılaştırmaları olarak yapılan performansın özeti. Dikkatini sürdürme performansı, performans dikkat ve dürtüsellik puanında artış. Yani dikkati ve dürtüselliği zaman içinde daha iyi olmuş. Bakın şurada vardı zaten. Dikkat ve dürtüsellik zaman içinde daha iyi oldu. Hiperaktivite bakın bozulmuş. Bakalım. Performans H, yani hiperaktivite puanında bozulma gösterdi ve performans T, zamanlama stabil seyretti. Tamam, bu sürdürülebilir performans. Zaman içinde ne oldu? Dikkat dürtüsellik kötüledi. Hiperaktivite, pardon, dikkat dürtüsellik daha iyi oldu. Hiperaktivite bozuldu. Zamanlama stabildi. Görsel çeldiriciler varlığında dikkat ve zamanlama puanında azalma, yani bozulma, yani dikkati ve zamanlaması görsel çeldiricilerle bozuldu. Ve performans I, yani dürtüsel ve hiperaktivite stabil seyretti. İşitsel çeldiricilerle performans A, yani dikkat ve zamanlama puanı arttı, daha iyi oldu ve dürtüsellik ve hiperaktivite stabil seyretti. Kombine çeldiriciler geldiğinde performans I puanı, yani dürtüsellik puanı arttı, yani düzeldi.
Performans H puanı azaldı, yani bozuldu. Performans A ve T, yani dikkat ve zamanlama stabil seyretti. Ve yüksek çeldirici yük varlığında hepsi stabil seyretti. A, T, H, I stabil seyretti. Bu şekilde yazılı bir raporda çıkıyor karşınıza. Adınızı, soyadınızı, imzanızı atıyorsunuz. Son sayfada da hani dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite nedir? Bunların problemleri ne gibi sonuçlara yol açar? Bu genel herkese aynı çıkan bir mutat bilgi. Oldu mu? Bir başka örnek. Dikkati şahane, zamanlama aşısı şahane, dürtüsellik 3 normal. Tamam, normal. Ama normallerin en kötülerinde. Hiperaktivitesi ise ortalamada. 4 indeks performans grafiği bu şekilde. Bu 24 yaşından büyük olduğu için bunlar tek tek verilmiyor. Bu şekilde üst üste veriliyor. En sevdiğim performans grafiği özeti. Sürdürülebilir performans. Zaman içinde ne dikkati, ne zamanlaması, ne dürtüselliği, ne hiperaktivitesi değişmemiş. Yani nasıl başladıysa öyle bitirmiş haspa. Görsel çeldiriciler geldiğinde dikkati değişmemiş, zamanlaması değişmemiş, dürtüselliği de puanı azalmış. Görsel çeldiriciler geldiğinden dürtüsel yanıtları artmış. Neye göre artmış? Bölüm 1'e göre artmış. Hiperaktivitesi değişmemiş. Sesli çeldiriciler geldiğinde hiçbir değişiklik olmamış. Ne dikkatte, ne zamanlamada, ne dürtüsellikte, ne hiperaktivitede. Kombine çeldiriciler geldiğinde dikkati, zamanlaması değişmemiş ama dürtüselliğinde puanda azalma, yani bozulma olmuş. Hiperaktivite değişmemiş. Çeldirici yükü arttığında dikkat, dürtüsellik, impulsivite olarak bir değişiklik yok. Ama çeldirici yükü artışlarında hiperaktivitesi bozulmuş. Yani ikili görsel, ikili sesli, ikili kombine çeldiriciler de daha hiperaktifmiş. Yani çeldirici yüküyle baş edebilmekte hiperaktivite de zorlanmış, bozulmuş. Çeldirici yükünü burada gösteriyorum. Şöyle bakın. İkili görsel çeldirici de böyle. İkili işitsel de böyle. İkili kombine de böyle. Zaten böyle zikzak oluyor öyle şeylerde. Bununla karşılaştırıyor bölüm 1 ile daha kötü. Bununla karşılaştırıyor daha kötü. Bununla karşılaştırıyor daha kötü. Yani çeldirici yükü arttıkça hiperaktivitesi artıyor. Bu yeni bir şey artık testimizde. Rapor özeti ve gözlemi yazabilirsiniz. Daha sonra ne demiş bakalım? Norm karşılaştırma tablosuna göre XX'in dikkat problemi olma ihtimali düşüktür. Çünkü hiç dördü yok, hiç bozu yok. Ama biraz böyle üçü var aklımda benim, o benim. Daha sonra da performans grafiğinin özeti karşımıza çıkıyor. Ben bu kadar anlatayım. Çünkü asıl Yücel Bey'in anlatmasını daha önemli buluyorum. Ben biraz yeni raporu böyle tanıtmış oldum. Bakın şu performans grafiği özeti tablosunda yeşiller iyi, kırmızılar kötü. Unutmayın. Sürdürülebilir performans zaman içinde ne oluyor onu gösteriyor. Çeldirici yükü de ikili çeldiricileri temsil ediyor. Evet, ben bir ara vermek ihtiyacı duyulur mu? Ne dersiniz? Bir 5 Olur, dakika olabilir. kadar verelim istiyorsanız, 5-10 dakika kadar. Tamam, bir 10 dakika ara verelim mi Yücel Bey? Tamam. Olur hocam, 10 dakika sonra devam edelim o zaman. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Başlayalım mı? Başlayalım yukarıdan mı? Evet. Hücre Bey de burada mı? Buradayım, mikrofonumu açamadım. Çok güzel. Yücel Bey'i kim tanıtsın? Ben kendi gözümden Yücel Bey'i tanıtayım. Sonra kendisi devam etsin. Yücel Bey tanıdığım en çalışkan psikolog demeyeceğim, insanlardan bir tanesi. Estağfurullah hocam. Oldukça zeki, pratik ve çalışkan ve de eğlenceli biri. Moksu'yu çok değişik alanlarda kullanan ve bence Türkiye'de belki de dünyada en çok kullanan, dolayısıyla en hakim kişilerden bir tanesi. O yüzden Yücel Bey'in gözlemleri, yorumları hepimiz için çok değerli. Uzman klinik psikolog, kitapları var, uykuyla da ilgileniyor. Anksiyeteyle de ilgileniyor. Öğrencilerle ilgili yaptığı çok güzel çalışmalar var. Biraz önce kendi bahsetsin, sonra da Moksu'yu anlatsın bize. Hocam çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz. Böyle ben de beklentiyi de yükselttiniz. Sağ olun. Öncelikle evet yani artık zaten uzun yıllardır bir şekilde işin bir köşesinde bir yerinde olduğumuzdan belki birçok arkadaşımız da tanıyordur. Klinik anlamda bir klinik psikolog olarak birçok farklı alanda birçok mesleğin içine girebileceği çocuktan geriatriye kadar birçok farklı birimin içerisinde bulundum. Birçok farklı çalışmalar yaptık. Burada da Moksu her zaman hayatımızın bir parçasında oldu. Ferda hocamın bahsettiği gibi 2016 yılıydı sanırım. 2016 mı? O civarda bir yerde Lape'de hastanede birlikte böyle işte birebir eğitimde Moksu üzerine rapor grafik yorumlamaya çalışıyorduk. O günden bugüne 1500'ün üzerinde belki abartmış olmayayım ama 2000 civarı ortalama belki Moksu uygulamışımdır. Dediğim gibi çok farklı analizlerde raporlama ve supervisorlarına yürütme imkanı buldum. Şimdi size Moksu'nun standart kullanımın dışında böyle uç vakalar yani hani böyle birazcık da keyifli Ferda hocam dediği gibi sıkıcı kısmı tabiri caizse ona kitledik. Eğlenceli, neşeli kısmı ben anlatacağım. Birazcık uç vakaları aktarmak istedim. Bir de birkaç kısım var. Özellikle böyle uygulayıcı eğitimlerinden sonra ya da işte Instagram'dan çok fazla işte meslektaşlarımızdan mesaj alıyorum. İşte hocam şu kısımda şöyle bir yer var. Ben işte Moksu yaptım ama şöyle bir şey gözlemledim. Bu ne olacak gibi. Hani onlarla ilgili de birkaç şey ekledim. Hem vaka hem de o bana gelen mesajların böyle özetini bir cevaplayacak şekilde bir sunum hazırladım bize. Çok teşekkürler. Şöyle bir ekran paylaşımı yapacağım. Ferdi hocam sanırım kapatmanız mı gerekiyor? Ha, şimdi Kapattım. oldu. Tamam. Slide'ım gözüküyor mu? Evet. Tamam, süper. Şimdi vakalar üzerinden gideceğiz. Dediğim gibi grafiklerle sizi tekrar yormamak ve tekrara düşmemek adına Ferda hocam zaten çok detaylı bir şekilde grafikleri yorumlamayı anlattı. Ben de şimdi vakada grafiğin kısmından bahsedince direkt kafanızda orası şekillenecek zaten. Yine gerekirse slayttan çıkıp grafik üzerinden de bir eklemeler yapabilirim. Onu ekstra belirtirsiniz zaten. Şöyle hızlı bir şekilde vakalara giriş yapayım. Vaka 1, Moksu'nun bana göre en güzel kısımlarından birisi olan çeldirici etkisi üzerine olan bir vaka. Şimdi bir başarılı bir fen lisesi öğrencisi, gerçekten derece sahibi. Bu arada bu vakaların hepsi bizzat kendi uygulamalarımdan ve beraberinde tedavi protokolünde kendimin yürüttüğü vakalar. Tabi burada danışanın özelini, gizliliğini ve kişisel bilgilerini ifşa etmeyecek şekilde vakaları da düzenleme yaparak buraya aktardım. Herhangi bir etik kodu da aksatmayacak şekilde bir bilgi aktaracağım. Gerçekten çok başarılı bir lise 2 öğrencisi. Gerçekten Türkiye'de adı sayılır bir fen lisesinde. Not ortalaması çok yüksek. 98 not ortalamasında. Öğretmenlerinden geri bildirimler problemsiz.
Anneyle geliyor seansa. Annenin şikayeti şu: hocam diyor, oturma odasında işte televizyon karşısında müzik dinleyerek işte ders çalışıyor. Ve çalışabildiğini söylüyor. Yani biz gürültünün içerisinde her yerde ders çalışabildiğini söylüyor, anladığını söylüyor. Ve anne panik, yani çocuğu yetiştirmiş, işte üniversite sınavına ulaştırmaya çalışıyor. Dikkatinin dağılacağını, bunun performansını, ders başarısını düşeceğinden korkuyor aslında. Hatta annenin cümlesini şöyle aktarayım: hocam siz bu şekilde ders anlayabilir misiniz Allah aşkına dedi. Anlayamam dedim. Ben de anlayamam dedi. Dedim bizim anlayamadığımız onların anlayamayacağı anlamına gelmiyor. Gerçekten sonuç olarak baktığımızda grafiklere, şu Ferdi hocamın anlattığı o görsel, işitsel, karma çeldiricilerin etkilerinin olduğu, çeldirici yükünün olduğu kısımlarda, o grafikte hatırlıyorsunuz, yeşilse pozitif etki yaratıyor, kırmızıysa negatif etki, siyah renkte yazıldıysa nötr. Yemyeşil bir grafik var. Çeldirici devreye girdikçe dikkati artıyor, dürtüselliği düzeliyor, iyiye gidiyor, işte hiperaktivitesi iyiye gidiyor. Yani bütün çeldiriciler çocuğu pozitif etkiledi. Burada dedik ki, yani evet, burada çocuk gerçekten bu şekilde anlayabiliyor, bu şekilde ayırt edebiliyor. Bununla ilgili dedik, panik yaratacak bir şey yok. Anne babanın gerçekten orada bir içi rahatladı. Bir müdahalenin programlaması yapıldı. Bu arada şöyle bir şey, yani tabii ki bu çocuk kalksın o zaman bütün gürültülerin içerisinde ders çalışsın değil. Hani hocamızın az önceki söylediği çok kıymetli bir söz var. Hani hastalık yoktur, hasta vardır. Yani kişi bazlı planlanması gerekir müdahalenin. Bu çoklu dikkat, multitasking, dikkatin alt alanlarından birisi. Yani bazen iyi bir şey, bazen çok da iyi bir şey değil multitasking. Yani hani bunun ne zaman iyi, ne zaman kötü, ne durumlarda nasıl düzenlenmeli, onlarla ilgili bir çalışma protokolü izlemiştik. Ama gerçekten bu çeldirici etkisini güzel bir analizle noktaya bağladık. İkinci vakam da yine çeldirici etkisini üzerine olacak. Muxu dikkat testinin çeldirici etkisi görsel, işitsel ve bileşik kombine çeldiricilerde. 2-2 ilkokul 3. sınıf öğrencisi, tanı var. Psikiyatrist tarafından DEHP tanısı konulmuş. Tanıyı öğretmenle de paylaşıyorlar. Sınıfta işte hocam bizim çocukta DEHP var, işte ona göre davranalım falan diye. Ailenin de isteğiyle çocuğu ön sıraya oturtuyorlar. En ön sıraya, çünkü dikkat eksikliği var çocukta, işte ona göre dikkate dağılmadan dersi dinleyebilsin diye. Ailenin şikayeti şu oldu: en ön sıraya da oturttuk hocam ama buna rağmen dikkati yine de dağılıyor. Hatta en ön sıraya oturduğu için dikkati daha da kötüye gitti. Başarıları daha da kötüye gitti dedi. İşte şimdi burada Mokso'nun, tabii o dikkat eksik hiperaktivite bozukluğunun detaylı alt ölçek analizlerini gördük ama ben yine çeldirici etkisine burada değineceğim. Bizim için bu vakada en çok kullandığım kısım oydu. Baktığımızda görsel çeldiricilerin çocukta bir negatif etkisi yok. Siyah renk. Negatif etkiyi nerede görüyoruz? İşitsel çeldirici devreye girdikçe bütün alt alanlarda negatif etki görmeye başlıyoruz. Şimdi çocuk en ön sırada oturuyor. İşitsel çeldirici nerede? Arkada. Arkadan geliyor ses, gürültü ya da diğer arkadaşının çıkardığı ses ya da çaprazda öğretmenin sesi falan. Hepsi farklı görsel alanında, dışında olduğu için çocuğun ön sıraya oturtulması aslında DEHP açısından iyi bir şey değil. Negatif bir şeye dönüşüyor çünkü işitsel çeldiricilerden çok fazla etkilendi çocuk. O yüzden bu çocuğun yine buna göre bir düzenleme yapılarak tedavi protokolüne katkı sunacak bir hamle edinmiştik yine Moxon'un analizleri sayesinde. Üçüncü vakaya geçtiğimde Moxon'un en güzel kullanım alanlarından birisi de ön test, son test olarak kullanımı. 3-3 DEHP tanısı nedeniyle bir müdahale programı almaya başlıyor. Bunun için bu arada işte biliyorsunuz DEHP üzerine birçok yapılandırılmış müdahale programları var. Ben burada eklektik gitme taraftarıyım. Hani daha birkaç programın sistematiğini birleştirip dinamik bir şey üretiyorum DEHP müdahalesinde. Ve bu dinamik programı da şekillendirip çocuğun durumuna göre, grafiğine göre uygulamaya çalışıyorum. Hem ön test, son test sayesinde çocuğu nereden aldık, nereye götürdük? Yani yaptığımız uygulamalar, müdahaleler ne kadar etki yarattı, ne kadar fayda gördük? Bunu netleştirmek, hem de yani uyguladığımız program hangi alt alanları ne kadar etkiledi, nerelere bir şeyler eklememiz gerekiyor ya da eklememiz mi gerekiyor? Yani müdahalenin etkisini, analizlerini Muxu ön test, son test kullanımı sayesinde görebiliyorduk.
Hatta şöyle söyleyeyim, uyguladığımız müdahale programlarından bir tanesinde şöyle bir analiz yapma şansımız da olmuştu. Ön test, son test yaptık, ilerlememizi gördük. Aynı çocuğa, hatta birkaç çocuk grubuna uygulamıştık bunu. 6 ay sonra tekrar ölçüm alma şansımız oldu. Ve tekrar pozitif ilerlemeyi görmüştük. Ortadaki ikinci teste göre de ilerlemeyi görmüştük. Dedik ki yani evet, bizim programımız, uygulamamız şey ilerledikçe dahi, yani zaman geçtikçe dahi ve uygulama bitse bile pozitif ilerlemenin devam ettiğini gösteren bir program diye. Yine Moksu sayesinde bunu somutlaştırabilmiştik. Yani psikolojinin zaten en temel sorunlarından birisi somutlaştıramamak. Yani yaptığımız işi rakamsal değerlere dökememek. İşte bunu da en azından o objektif değerlendirmeye bir zemin hazırlıyor. Yine ön test son test kullanımına bir vaka örneği paylaşacağım. Dördüncü vakamda çocuğumuz 4-4'te heptanısı nedeniyle ilaç kullanıyor. Yaklaşık bir yıldır ilaç kullanıyor ve tedavi aşamasında. Aileler de az çok vakıfsınız, böyle ilacı hemen bir ne zaman bırakacağız sorusu vardır sürekli. Artık bir ilacı bırakma talebinde bulunuyorlar. Birazcık işte hocam iyiye gidiyor, işte ne yapalım, bir bıraksak olmaz mı falan. Psikiyatrist de iki test istedi işte. Hem test ilaç etkisinde ölçüm yapalım. Bunu uygulayıcı eğitiminde bizzat paylaşmıştık zaten. Test yaparken mutlaka çocuk ilaç etkisinde mi değil mi diye bunu notlarımıza alalım diye, bir ilaç kullanıyor mu diye. İlaç etkisinde bir moxa yapıyoruz. Aradan bir hafta sonra ben ilaçsız bir moxa daha yaptım. Ve sonuç olarak baktığımızda ilacı bıraktığımızda yapılan moxa'da o DHEP'in temel belirtilerinde artış olduğu, negatif ilerleme olduğunu gördük. Psikiyatrist dedi ki evet, ilaç bir süre daha devam etmesi gerekiyor diye böyle bir ön test son test kullanımı bize katkı sunmuştu. Beşinci makamda Moxo dikkat testinin sporcu analizlerinde kullanımından ben bahsetmek istiyorum. İyi bir futbol akademisinde 17 yaşında gerçekten böyle bölgede ismini duyurmuş yetenekli bir futbol oyuncusu bizim 5-5. Ancak şikayet işte çok güzel hamleler yapmasına rağmen, yeteneği olmasına rağmen yanlış kararlar alıyor, yanlış teknikler kullanıyor ve pozisyonun devamını getiremiyor. Yani patlıyor. Ve biraz böyle hani takım oyunu olduğu için futbol takım oyununa entegre işler yapamıyor. İşte örneğin işte pas vermesi gerekirken şut çekiyor. İşte şut çekmesi gerekirken pas veriyor ya da o an başka bir şey yapıyor falan. Sonuç olarak bunlar birazcık klinik öykü de aldım. Aldığım öykü de böyle biraz dürtüselliği işaret etmeye başladı. Hemen Moxo'sunu yaptım. Moxo'da gördük ki işte dürtüsellik alanında tek başına böyle çok ciddi bir yükselme var. İşte bu hareketin altında yatan, işte düşünmeden hareket etmeyi de içeren, böyle işte aklına gelen ilk şeyi yapmak, işte bunlar dürtüselliği tetikleyen, sonunu düşünmeden hareket etme biliyorsunuz dürtüsellik tanımını. Bunların olduğu tespit edildi. Bununla ilgili hemen bir müdahale programı ve antrenörle birlikte çalıştık ve burada ciddi bir sonuç almıştık çocuğun kapasitesini güçlendirmek adına. Burada dediğim gibi sporcu kullanımı çok kıymetli. Hemen sporcuda kullanımının hem bireysel sporlarda hem de bir tarama ve toplu uygulamamızdan bahsedeyim. Farklı bireysel spor branşlarında yatılı bir sporcu, birçok sporcu var birçok farklı branşta. Böyle bir birimle bir anlaşma sağladık. Ve Moxo testini burada genel tarama testi olarak kullandık. Yani bütün sporculara bir MOXO uyguladık. Bir alan ayrıldı bize. Yatılı oldukları için çocukların zaten daha efektif vakit bulduk. Orada bütün sporculara uygulama yaptık. Sonuçta işte antrenörleriyle de işte görüşmeler yapıldı. Detaylı analizler de alındı. Böyle gerekli olan çocuklar gerçekten grafiksel biliyorsunuz hiçbir test tanı koymaz. Tanıya yardımcıdır. Ama baktığımızda gerçekten tanıya büyük oranda işaret eden verilerin olduğu grafikleri direkt dedik ki bu çocuklar mutlaka bir psikiyatrist görsün. Çocuk ergen psikiyatrisiyle paralel gittik orada. Onun beraberinde gerekli olanlarla ilgili yine antrenörlerle planlamalar yaptık. İşte antrenör bilgilendirmeleri, düzenlemeleri, işte bu çocuğun örneğin zamanlamada şöyle bir sıkıntısı var ya da tepki zamanıyla ilgili şöyle şöyle şeyler çalışılmalı, şu kısma odaklanılmalı falan. Bunlar üzerinde yapılan düzenlemeler sonrasında da
İşte sezon sonunda yapılan hem somut skorlar aldığımız işte kupalar, başarılar ve dereceler hem de işte antrenörlerin, ailelerin geri bildirimleri doğrultusunda uygulamaların pozitif etkilerini gördük. Ya evet, bu taramayı iyi ki yapmışız, buradan çıkardığımız analizler bize katkı sundu diye geri bildirimler almıştım. Yedinci makam da çift terapisinde kullanımı üzerine. Yani şöyle, uzun zamandır çift terapisi yapmıyorum. Çift terapisi zaten ayrı bir alan. Bence de spesifik, sadece o alanda çalışılması gereken bir branş yani. Birazcık ekstra efor da gerektiriyor terapist için. Ki bana göre bu arada çift terapist için ekstra ücret alınması lazım. Normal seanstan, bireysel seanstan bir tık cüzi farkı olsa fena olmaz. Araya küçük bir sufle ekledim. Şimdi 7-7 çifti ilişki şikayetleriyle terapi sürecine başlıyorlar. Erkek olanın olayı şu: işte kendisine değer vermediğini, isteklerini ciddiye almadığını, sorumsuzca davrandığını ifade ediyor. İşte kadınla yaptığımız görüşmede de bunu bilerek yapmadığını, farkında olmadığını, işte aslında çok değer verdiğini, yani isteklerini yapmak istediğini ama elinde olmadığını söylüyor. İşte buna yine işte erkek olan müdahale ediyor. Yani bu kadar bariz bir şey, yani ya yaparsın ya yapmazsın, ya da ben bunu sana 10 defa söyledim, 11. defa yine aynı şeyi yapıyorsun. Demek ki beni önemsemiyorsun, ciddiye almıyorsun, kale almıyorsun gibi tepkilerle gerçekten ilişki çok karmaşık bir hal alıyor. Semptomlar biraz daha detaylı öykü alındığında tespit edilmemiş yetişkin DHEP işaret etti bana. Ve dedim ki bu nedenle bir Muxo testi uygulayacağım. Bu arada araya küçük bir parantez açayım. Bunlar gerçekten hani bize yardımcı olan veriler ama uçuşan veriler. Instagram'da gerçekten o kadar, gerçekten bu cümleyi kullanacağım, saçma şeyler görüyorum ki, işte geçen denk geldi. İşte bu 7 şeyi eşiniz yapıyorsa mutlaka boşayın diye bir video. Akıl almaz bir şey. O 7 şey DEHEB tanı kriterleri. Yani eşi DEHEB'se boş yere boşanacak. Yani hani gerçekten terapistlerden de böyle şeyler duydukça ben iyiden şey noktaya geliyorum. Bu vaka aklıma gelmişti o videoyu görünce. Psikoloji sosyal bir bilim. Yani somutlaştırmak, bir şeyin kalıbına sokmak zor. Ve ben burada bir şüphe arz ettim. Moxo testini yaptım. Belki başka faktörler de var bu çiftin içerisinde. Ben sadece bu kısmı size aktarıyorum. Sonuç olarak yaptığımız Moxo testinde DEHEB bulguları çok yüksek düzeyde çıktı. Tanı net. İşte buradan hareketle psikiyatriste paralel gittik. İlaç tedavisi başlandı. Çifte psiko eğitim seansları yaptım. Yani bu DEHEB konusunda gerçekten böyle DEHEB'in kişinin hayatında yaratabileceği şeyler, geçmiş öyküsü, hem işte DEHEB olan kişi evet çocukluğundan beri DEHEB'in nelere sebep olabildiğini gördü. Diğeri bilerek ve isteyerek yapmadığını algıladı. Yani evet, bunu gerçekten bununla ilişkili mi yapıyormuş, ben bunu bana kasten yaptığını zannediyordum falan derken, bunlarla ilgili sonrasında ciddi pozitif ilerlemeler gördük. İki tarafın da yapıcı olması, niyetlerinin beyanı falan derken, yani çift terapisine güzel bir yön vermişti yani. Moxo sayesinde gerçekten terapiyi hem somutlaştırdık hem de iyi bir yön almıştık burada. Şimdi 8. vakamda yetişkin, şimdi Moxo dikkat testini yetişkin değerlendirmesinde ve iş hayatında kullanımından bahsedeceğim. 8-8 bankacı olarak çalışıyor. İş hayatında yaptığı kritik hatalar nedeniyle de ciddi sorunlar yaşamış. Biliyorsunuz bankacılık ufak tefek kusur götürmeyecek işler ve hani ciddi paralarla, rakamlarla oynuyorlar. Bu nedenle destek almak için kendi isteğiyle terapiye başvuruyor. Ya diyor ki, yani bende bir şey var, ben çok işte iş yerinde kayda değer hatalar yapıyorum. Aldığım öyküde işte anamnezde semptomlar tespit edilmiş, edilmemiş yetişkin DEHEB işaret ediyor. Dedim ki yani burada yoğunlaştım, ben bir test yapmak istiyorum. Bunun üzerine tekrar konuşalım. Moxo testini yaptık. Sonuç olarak yapılan Moxo testinde DEHEB bulguları çok yüksek düzeyde çıktı. İşte buradan hareketle de işte danışan psikiyatrist takibinde ilaç tedavisinde başladık. Bunun beraberinde çok kendi dinamikleriyle ilgili güzel bir müdahale programı planladık. Tedavi süreci ortalama bazda, yani müdahalemiz aktif, yoğun bir şekilde 3-4 ay sonrasında kademeli, böyle bir serüvenin sonunda gerçekten
ciddi ilerlemeler kat etti, hedefleri kotaları düzenli tuttu, işte o küçük hataları yapmadı ve insan ilişkilerinde pozitif ilerlemelerin, işte o terfilerin geldiğini falan. Yani yaşamsal böyle bir kişiyi belli bir periyot takip etme şansım ve gözlemleme şansım olmuştu. Yine burada Moksu'nun ayırt ediciliği sayesinde diyebilirim. Dokuzuncu vakamda da yine ayırıcı tanım olarak kullanmaktan bahsedeceğim. 9-9 ilkokul 1. sınıf 7 yaşında erkek çocuğu. Şikayeti şu: ciddi anlamda akademik başarı, işte başarısı yaşıtlarından geri olduğu söyleniyor. Anlamada, algılamada sorunlar yaşadı. İşte hem aile hem öğretmen geri bildirimleri bu noktada. Zekasında bir sorun olabileceği düşünüyor. Zaten de hep en çok ne zaman 6-7 yaşlarında bu akademik hayatın başlamasıyla bize kendisini işaret ediyor. Ha, bu çocuğun zekasında bir şey var diye geldiler. Gerçekten de işte bir zeka testi düzenledik. VISC4 yaptım. Yaptığım VISC4 sonrasında zekasının yaşıtlarıyla normal değerlerde olduğunu gördüm. Tabii VISC4 biliyorsunuz bazen 1,5-2 saat bile sürebilen bir test. Yani 1,5-2 saat bir çocukla vakit geçirmek ciddi bir klinik gözlem yapma şansı ve orada yaptığım klinik gözlemlerde çocuğun bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu temel semptomlarından gösterdiğini, işte aldığım öyküde yürütücü işlevdeki bozulmaların gözüktüğünü, yani zaten de hep bir bilhassa yürütücü işlev bozulmaları, yani ortalama %20-30'luk bir kayıp yaşatıyor yürütücü işlevlerde de hep. Bu bir zeka sorunu değil ama yürütücü işlevi ayırt edemediği için dış göz, yani profesyonel olmayan bir göz, bunu bir zeka sorunu olarak algılayabiliyor. Yani bu çocuğun zekasında bir sıkıntı var gibi şeye giriyor. Ya da şey yaparlar: bu çocuk bizle dalga geçiyor noktasına gelebilirler ama genelde zeka sorunu olarak algılanıyordu. Zekasını değerlendirdim. Bir sıkıntı olmadığını gördüm. Normal değerlerdeydi. Üzerine Moxo testi yaptım sonrasında ve test sonuçları doğrultusunda psikiyatriste yine paralel çalıştık. DEP tanısı konuldu ve tedavi protokolü çocuk için başlamıştı. Buradaki sorunun zekasından değil, aslında işte o dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun hayatına etkilerinden kaynaklı olduğunu bulduk. Ve çocuğun gerçekten akademik hayatı başlamadan bu ayırıcı tanı sayesinde bir yol haritası çizdik. Ve birçok şeyin aslında olmadan önüne geçmeyi hedefledik ve geçtik de bu çocuğu sonrasında tekrar görmüştüm. Güzel ivmeler yakaladık. Çünkü biliyorsunuz orada bir parça bir şekilde motivasyonel ilerlese bile ya da zeka kapasitesi yüksek olan çocuklarda da bunu görüyoruz. Belli bir yaştan sonra atıyorum 3. sınıfta direkt yine DEHP semptomları her şeyi teslim alabiliyor. Son vakamdan bahsedeceğim. Ayrıcı tanı olarak Moxo dikkat testinin kullanımı. Şimdi 8. sınıf öğrencisi sınav kaygısı nedeniyle başvuruyor. Farklı çözüm yolları da denemişler bu arada kaygıyı yönetmeyle ilgili ve hani uygun olmayan birkaç yöntem denemişler. Verim alamayınca en son demişler ki ya biz bir psikolog desteği alalım bu çocukla ilgili. Zaten sınav kaygısında en çok yaşadığımız şeydir işte doğru bilinen yanlışlar dediğimiz, hem ebeveynin hem öğretmen çevresinin bazen doğru yaptığını zannedip aslında kaygıyı tetikleyici, yani çünkü performans ve skor ve rakam odaklı çalıştıklarından kaynaklı böyle bir sıkıntılar çıkabiliyor. Çocukla yaptığım görüşmede işte yaşadığı performans anksiyetesinin istese de yapamayacağı inancıyla da böyle birleştirdiği işte yetersizlik, başarısızlık, sevilmeme, istenmeme şemaları, bunların da tetiklediği bir şey ortaya çıkmış. Zaten ergenlik öncesi döneme denk gelen bir yaşa geliyor. Evet, bir Moxo testi yaptım ve test sonuçları doğrultusunda DEP tanısı konuldu ve tedavi protokolü yine başlandı. Burada komorbidite, yani eş tanı, aynı anda kaygı ve DEP masadaydı. İşte bu tarz durumlarda bazen işte öncelik planlama ya da aynı anda çalışma gibi şeyler düzenleyebiliyoruz. Hem DEP tedavisi düzenlenirken hem de MEA programı uygulandı. MEA programı benim tarafımca geliştirilmiş. Küçük bir reklam da araya yerleştireyim. Şurada da MEA'nın logosunu koydum. Sınav kaygısı üzerine geliştirdiğim, temelleri İngiltere'de Londra Üniversitesi'nde geliştirilmiş, akademik çalışmalarında 3 yıl süren çalışmaları, güzel de bir yayın çıktı. Sonrasında 2 tane kitabını yazdım ve bunun uygulama formları, uygulayıcı kitabının olduğu yapılandırılmış 10 oturumdan oluşan sınav kaygısı üzerine geliştirilmiş bir tedavi programı. MEA programını da uyguladık. DEP tedavisini de paralelinde götürdüm ve burada ciddi sonuçlar almıştım. Bu arada bu ay
Sonunda Azerbaycan'da olacağım diğer hafta MEA eğitimi için. Ama Aralık içinde bir Türkiye'de MEA eğitimi açmayı düşünüyoruz online. Ona da başvurmak isterseniz benim yine hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. 10. vakamı da tamamladım. Bunlar benim iletişim hesaplarım. En sık bana ulaşabileceğiniz Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Mesajlara mümkün olduğunca geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Mokso ile ilgili de sorularınızı sorabilirsiniz. Ben onlarla ilgili mutlaka size geri dönüşler yaparım. Birazcık gecikmeli olabilir. Lütfen ona da kızmayın. Bir üç başlıktan bahsedeceğim. Slayta eklemediğim sorular üzerinden gelen başlıklardan en sık mesaj aldım. Bir şöyle. Zamanlamada tekli yükselme. Biliyorsunuz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısında dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite var. DSM tanı kriterlerinde zamanlama yok. Zamanlama Mokso'nun ekstra getirdiği bir şey ve Ferda hocamın dediği gibi dikkate hizmet eden bir alt alan gibi gözükse de yabancı literatürü de takip ediyorum. Bununla ilgili çok çalışma var. Bir sonraki DHEP tanısına muhtemelen zamanlamayı da ekleyecekler. Yani dört faktör olacak. Mokso burada bir adım önden gidiyor. Tanı da zaten zamanlama değerlendirmesi olmuş olacak. Şimdi tanı koymak için 3 kriter var. 3 kriter iyi değerlerde, yaşıtlarına uygun değerlerde, zamanlamada sorun var. Ne yapacağız? DEP tanısına gidecek miyiz ya da nasıl bir yol izlememiz lazım? Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bir de işte orada tepki zamanı. Hocam çok detaylı bir şekilde anlattı zaten. Çocuğun ya da yetişkinin, kişinin o tepki zamanıyla ilgili sorunlar. Ben buna bir faktör daha ekleyeceğim. Zaman yönetimi. Yani kişinin işte zaman yönetimi ne demek? Bir iş için gereken zamanı hesaplama, planlama, program yapma ve bu programa da uyabilme becerisi. Üst düzey bir yürütücü işte. Buralarda bir tıkanma oluyor. Öyküyü dinlediğimizde işte organize olamıyor, süreyi yetiştiremiyor. Gün içinde 10 tane iş yapacağım diyor, 4'ünü yapıyor, 5'i karışıyor. Birini yapıyor, birini yapamıyor. Zamanı organize edemiyor. Ben bunu misafir örneğiyle anlatırım. Örneğin evdesiniz ve bir arkadaşınız aradı size misafirliğe gelecek. Bir, eviniz dağınık. Tamam. Oturacak koltuklar falan dağınık. İki, çay kahve ya da kek pasta bir şey koyacaksınız misafirin önüne mümkünse. Üç de dip bucak köşe temizliğiniz iyi değil. Şimdi zaman yönetimi olan kişi ilk olarak bu kişi geldi ve oturacağı bir yer ayarlar. İkinci olarak önüne koyacak bir şey ayarlar. Koymak zorunda değil ama bu kişiyi oturtmak zorundadır. Dip bucak temizlik misafir gelir gelmez dip bucağa bakmaz mesela. Birini yapacak zamanı varsa bu kişi gider dip bucak temizlikle başlar. Misafir gelir ne oturacak yer kalmıştır ne önüne koyacak çay olmuştur. Yani hani böyle organize olmadı, zamanı yönetmede, sınavda süreyi yetiştirememe, yani birçok zaman yönetimi sorunları çıkar ve ben tekli yükselmelerde öyküyü kurcaladığımda mutlaka burası çıkıyor. İşte burada da zaman yönetimi ile ilgili spesifik müdahale programları, zaman mefhumu ilk önce bağ kurmak, zamanın farkındalığı, sonra yönetmek. Bağ kurmadığımız zamanı yönetemeyiz. Özellikle çocuklarda. Çocukların zaman mefhumuyla bir ilişkisi yok zaten. Biz kalkıp yönetmeyi öğretiyoruz. O yüzden ilk önce zamanla bağını kurup sonradan yönetmeyi öğretmemiz lazım bununla ilgili. Bir de şu var. Çok nadir de olsa eğer ki şey çıkarsa. Yani evet hocam dinledik. Bu da yok. Yani zaman yönetimi iyi, her şeyi iyi, hayatını düzenleyebiliyor. Ama zamanlama sorun çıktı Mokso'da. Bu neden? Mokso hatalı mı ölçüyor? Burada da şu çıkıyor. Kurcaladığımda burayı da buldum. Burada da genelde gördüğüm vakalarda mükemmelliyetçi yapı. Kişi de böyle üst düzey bir mükemmelliyetçi ve hassas, titiz bir karakter. Ve teste de mükemmelliyetçi yapıyı yansıtıyor. Tam emin olmadan tuşa basmıyor. Tam emin olacak o işte Ferda hocamın anlattığı arka tarafa gitti, ön tarafa geldi, mesajlar, elektriksel iletişim, nöral sinaptik ağlar derken onlardan sonra bir de bu emin olma süreci ekliyor kendi içerisinde. Bu defa tepki zamanı biraz gecikiyor. İşte orada mükemmeliyetçi yapı hayatındaki bunları ben klinik gözlem olarak görebiliyorum. Tekli yükselmede, zamanlamada bu en çok dikkatimi çekendi aldığım sorularda. Onun beraberinde şöyle bir şey söyleyebilirim bir de. Ya hocam çocuk kapıdan girdi çıplak gözle DEP tanısı net. Kıpır kıpır. Yani sandalyede oturamıyor. Öykü alamadım. İşte sınıf öğretmeni şöyle dedi. O bunu dedi, bu bunu dedi. Ama Mokso testi güzel çıktı. Mokso demek ki kötü bir test mi? Yani iyi ölçemiyor mu acaba? Sorusunu alıyorum. Ya da hatalı mı ölçüyor? Hayır. Şimdi bizde
Daha önce de anlatmıştık. Odaklanma ve fren sistemi var. Hepimizde olan. Odaklanma merkezde çalışıyor. Sıkıntı yok. Şıkır şıkır çalışıyor. Deyipli kişilerde de çalışıyor. Deyipli kişilerde fren sistemi arızalı. Arızalı ne demek? Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Ne zaman çalışır? İşine gelen şeylerde, keyif aldığı, hoşuna giden işlerde şıkır şıkır çalışır. Keyif almadığı ama yapmak zorunda olduğu, mesela ders çalışmak, ödev yapmak gibi işlerde de ortasında sıkılıp dikkati, odağı dağılır. İşte bu çocuklar bu fren sisteminde çok fazla ekran süresi varsa, çok fazla oyun oynuyorsa, çok fazla işte tabletle, telefonla, oyunlarla haşır neşirse, ki bu ihtimal çok yüksek çocukların ekran süreleri. Bu tarz çocuklarda genelde ben ilk sorduğum şudur: ekran süresi ne kadar? Bir öğreniyorum, 7-8 saat ekran süresi. Ekranda vakti nerede geçiriyor? İkinci soru, mutlaka oyun bunun büyük bir kısmını alıyor oluyor. İşte çocuk o an, aa evet bu nasıl bir oyun, tamam bu oyunda şunu yapacağım. Moksoy bir oyun gibi görüp keyif alıp kısmi bir odaklanma alanı yaratıyor. Yani fren kısmi süre çalışıyor ve doğal olarak çocuk orada iyi bir performans çıkarıyor. İşte buradan hareketle diyebiliriz ki, yani bu DEHB'in zaten ana semptomlarından birisi. Yani hiçbir test tanı koymaz. Testler tanıya yardımcıdır. Bunu hep konuştuk zaten. Klinik gözlem referanstır. Yani MOX orada örtüşmüyorsa eğer, MOX'un iyi ölçmediği anlamına gelmez. Kişiyle ilgili bir faktör vardır. Çok böyle hani küçük bir örneklemek diyeceğim. Yine kafanızda bir pürüz olmaması adına. Çünkü bu tarz sorular alıyorum. Zeka kapasitesi de yaşıtlarından çok yüksek çocuklar, yine bazen, çünkü yaşıtlarından yüksekse MOXO ne yapıyor? Yaş cinsiyet normuyla kıyaslıyordu zaten. Ferdi hocamın anlattığı iki grafik vardı. Aynı sonucu, aynı puanı alan 7 yaşındaki birinde yemyeşilken 21 yaşındaki birisinde kırmızı. Doğal olarak çocuk yaşıtlarından yüksekse ve makas biraz fazlaysa, yukarıdaysa zeka kapasitesi, İşte bir tık mevcut durumundan daha iyi sonuçlar çıkarabiliyor. Yani klinik gözlemimizden daha iyi bir MOXO sonucu çıkıyor. Bu da yine farklı şeyleri bize işaret eder. Orada ölçümleme hatası değil, daha diğer klinik bulgulara odaklanmamız gerektiğini söyleyebilirim. Bir de son olarak şeyi söyleyeceğim. Tekli dürtüsellik yükselmesi. Yani DEHB tanısında var zaten. Bir tane dürtüsellik böyle yükselmiş. Diğer alt alanlarda hiçbir sıkıntı yok. Dürtüsellikle ilgili de şey var. Yani hani daha böyle somut göremiyoruz. Hiperaktiviteyi çıplak gözle görüyoruz. İşte dikkat dağınıklığını biraz çıplak gözle konuşurken bile ayırt edebiliriz belki 3-5 sohbet etsek, ama o dürtüsellik biraz yaşamsal klinik anamnez de gerektiriyor bize. Ve burada tekli dürtüsellik yükselmelerinde hep şunu görebiliyoruz: kişinin yaşına göre. Bakın işte ilkokul, ortaokul zamanlarında sonunu düşünmeden hareket etme, işte sürekli bir yerlerinde bir yara bere, hiperaktiviteyle de birleşir. Sürekli zaten bir yara bere vardı. Ben çocuk klinik olarak girdiğinde şöyle vücudunu mutlaka bir süzerim. Yara, bere, işte ne bileyim bant, bunlar direkt zaten tanıya ek bir sürü şey oluşturur. Arkadaşının sırasını gasp etme, ona zarar verme. Bunlar sonunu düşünmeden hareket etme içeren şeylerdir küçük yaş grubu için. Ergenlikte mesela para harcama, plansız, kontrolsüz para harcama, işte oyunlara para yatırma. Bakın bunların hepsi dürtü kontrolünden kaynaklı. İlk cinsel deneyimin çok erken yaşlarda olması, işte sonunu düşünmeden yine hareket eden farklı alanlar, alkol maddeye temas, sigara kullanımına temas, işte hani işte dedim ya, sonunu düşünmeden hareket etme içeren her şey. Yetişkinlikte şunları görürüz. İşte kişinin şeyi neyse, az önceki futbolcu örneği gibi, işte kişinin çalışma alanı neyse, kişi bir sporcu, sporca dürtüsel hatalar yapar sporunda. Kişi finansal piyasalarla ilgileniyor mesela, atıyorum bir trader, panik alış panik satışı yapar. Sonunu düşünmeden hareket eder. Aklına geleni direkt yapar, sonra pişman olur yaptığı hareketten falan. Yani bu tarz tekli dürtüsellik yükselmelerinde de hani yaşama iyi, işlevselliği güzel, ama hani böyle bir derin klinik analiz yapmak lazım. Orada bulguları yakalayabiliyoruz. Bunlar da bize ek gözlem sağlıyor. Onun haricinde notlarıma bakayım. Çok da vakti efektif kullanmak istiyorum. Soru varsa da onları cevaplamak isterim. Sözü Ferdi hocama da bırakayım. Ya harikasınız. Yani şimdi MOXO bir veri veriyor. Elimizde bir şey var.
Kognitif fonksiyonların en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de fleksibilitedir. Katı olmamak ve karşınızda kişi var, klinisyensiniz, onu gözlüyorsunuz. Elde ettiğiniz sonucun neyin yansıması olduğunu muhakeme etmek ve aslında klinisyenin en heyecanlı yeri bence. Biraz önce söylediniz ya zamanlama konusunda. Ya klinikte öyle bir şey yok. Zamanlama bozuk. Aa, bak, bir bakıyorsun hasta işte mükemmeliyetçi çıkıyor. Emin olmadan belki o nöron şeyini iki kere döndürüyor kafasında mükemmel sonuca varmak için. Ya da işte dürtüselliğin evlilikteki, ikili ilişkilerdeki sorunları, sporcudaki sorunları. Dolayısıyla hani kişi bazlı elde ettiğiniz sonucu birlikte değerlendirmek. Hani Moxa yapıyor işte şu 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 varsa şudur falan, öyle değil. Moxa tanıtıyor kişiyi. Siz bu elde ettiğiniz verilerle klinikle birlikte DB tanısına da gidebilirsiniz, obsesif tanısına da gidebilirsiniz. Harika anlattınız. Seçtiğiniz örnekler de öyleydi. Çok teşekkür ederim. Bu oturum paylaşılıyor olacak, katılımcılara söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum ben. Hocam, Yücel Hoca'ya bir soru gelmiş, bir iki tane. Ben onları sormak istiyorum. Bir, müdahale programlarınızı sormuşlar. Neler yapıyorsunuz diye. Bir de dikkatle ilgili önerebileceğiniz program var mıdır diye sormuşlar. Bir de sunumunuzu paylaşır mısınız demişler. Sunumunuzu bize gönderirseniz biz de paylaşırız. Şimdi şöyle müdahale programları dediğim gibi çok kombin, yani DEEP'le de uzun yıllardır konunun içerisinde olunca, işte yetişkinde, çocukta, kişinin okuma yazma bilmiyorsa, işte 6 yaş öncesi, aralarda, yani her şeyden bir tutam karıştırdığım programlar. O yüzden hani böyle şeye de girmemek adına, kayıtlı da olunca spesifik bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Geçenlerde bir okula seminere gittim. Bir türlü vakit de bulamadık. Ne zamandır çağırıyorlardı. Rehber öğretmen dedi ki, hocam dedi, bir grubu getiremedik, salona sığmadı. Biz dedi seminerinizi kaydedelim, onlara izletelim. Yok dedim, şimdi kaydetme. Yani ergen bunlar, atıp tutuyorlar. Ne bileyim, biri bir şeye söylüyor, biri eğitim sistemine sallıyor, biri bir şey. Dedim kayıt olmasın. O yüzden hani yine hani uygulamalarımız üzerinden konuşabiliriz. Yani ben açık çek veriyorum. Onda bana mesaj yazabilirler. Ben geri dönüş mutlaka sağlarım. Küçük bir şey ekleyeyim. Instagram'da gerçekten kalabalık bir aile olduk takipçilerimizle. Ben herkese dönüş yapmaya çalışıyorum ama bir tık geç çalışıyorum program yoğunluğundan. Bir tık geç dönebilirim. Kimse onu şey yapmasın ama mutlaka dönerim. Onun beraberinde evet, slaytlarımı tabii ki paylaşabilirim. İlk başta videonun başında da söylediğim gibi danışanların etik kodunu gözeterek kimsenin gizliliğini ve şahsını işaret etmeyecek şekilde zaten yazdım şeyleri, vakaları. O nedenle rahatlıkla paylaşabilirim ki danışanın kendi özelini de ifşa etmemek adına grafik de eklemedim. O yüzden orada bir sıkıntı yok. Paylaşırız. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok Çok sağ olun. teşekkürler. Bir de hocam, ben bir soru gördüm. Online Herkese iyi Moxa pazarlar o zaman. uygulamasıyla ilgili bir soru var. Orayla ilgili sık sık ben de şey alıyorum. Belki Ferdi hocam birkaç dakikalık bir değinebilirsiniz, ya da ben de aktarabilirim. Ya da Çiğdem Hanım da Bence de zaten Çiğdem işleyişte. daha hakim buna. Buyurun Evet. hocam, soruyu görmedim ben online ile ilgili ama. Yani şöyle, şimdi online uygulamayla ilgili oradan bir geçiverdi. Ben de aktarırken şeyde kaldım. Paylaşalım kısaca. Evet, Moxo artık online uygulanabiliyor. Bu bize lokasyondan bağımsız Moxo uygulama şansı tanıyor. Hatta geçenlerde bir Moxo testi uyguladım. Hollanda'da bir danışanıma tanı koyduk. Hatta buradan da çocuk ergen psikiyatristi arkadaşım, çünkü Hollanda'da şey sistemi, biraz terapi sistemi bir farklı, şeye terapi alma ile ilgili. Çocuk ergen psikiyatrist bir arkadaşımla şu an paralel yürütüyoruz müdahalesini. İyi bir tanı yakaladık. Yani sosyal anksiyete şikayetiyle gelmişti bana danışan online seans. Ben orada bir Moxa yaptım. Şiir gibi çıktı zaten de. Orada hani Moxa testi bize bunu sağlıyor. Ama orada öncesinde uygulama yaparken arka planda Çiğdem Hanım şimdi onu nasıl göndereceğimizi anlatır. Ben klinik kısmını anlatayım.
Arka planda neler yapacak? Bir ilk önce terapötik bağ bizim için en önemli zaten. Kişide kaygı varsa bunu anlatmak için önden bir görüntülü konuşuyoruz zaten. Bir uygulama göndereceğim. Ben orada aktif olmayacağım. Sen yapacaksın, sonrasında konuşacağız. İşte kaygı varsa rahatlatıcı konuşmalar yaşına göre. İşte arka planda işte çocuğun annesi varsa, babası varsa, işte görünmeyen bir yerde ol. İşte masa düzenlemesi, diğer düzenlemeler, taçpeti kapatmak, sekmeleri kapatmak, düzenlemek, bunları aktarıyoruz, anlatıyoruz. Yani ortamı hazırladıktan sonra arka plandaki kişiye de gözlem yapmasını istiyoruz. İşte hareketli miydi, sana sorular sordu mu, kendi kendine konuştu mu, ekranla konuştu mu, işte el değiştirdi mi, ileri geri oynadı mı? İşte ne bileyim, bunlarla ilgili gözlemini not al. Bunu şöyle ekstra bir belirtin. Yani panikliyorlar, ciddi bir sorumluluk atfediyorlar üstlerine. Video falan çekenler var. Test boyunca video çekmiş bana video. Ya hayır, bana sadece gözlemlerini anlat. Yeterli, hani şunu gördüm hocam, şunu dedi. Notlar al, notların fotoğrafına ya da ses kaydı şeklinde bana atman yeterli diye aktarıyoruz. Olmazsa olmaz değil ama dediğimiz bu arka planda kliniği de yakalamış oluyoruz beraberinde. Onun harici zaten uygulama bittikten sonra tek kullanımlık bir linkle gönderiliyor. Onlar tıkladığında açılıyor. İlerleme kısımlarını yine görüntülü olarak biz takip edip gösteriyoruz. İşte burada şimdi bir video izleyeceğiz. Şimdi bir deneme yapacağız. Evet, şimdi ben kapatacağım. Başla dediğinde başlayacak. Yapman gereken şu diye bunları da hatırlatıyoruz zaten. Bitince orada ekrana yazı geliyor. Bizim sistemimize otomatikman grafikler yükleniyor. Biz onun üzerinden raporumuzu hazırlayıp üzerinde çalışmalarımızı yapıp klinik gözlemimizi, görüşmelerimizi, anamnezimizi, öykümüzü ekleyip analizi çıkardıktan sonra zaten rapor görüşmesini yine online olarak yapabiliyoruz. Uygulama kısmına da bir Çiğdem'in giriş kısmını falan bir anlatabilir belki. Hepsini anlattınız hocam aslında tam olarak. Sadece sisteme girdiğinizde hastalarınız kısmından giriş yapmanız gerekir her zaman. Hastalarınız kısmından yeni hasta ekle ya da eğer daha önce kayıtlı olan bir danışansa danışanın adını tıkladığınızda orada uzaktan yeni test bağlantısı, yeni test uzaktan test başlat kısmına tıklayarak danışanınızın mail adresine bir link gönderiyorsunuz. Hocamızın da dediği gibi link 24 saat aktif ve bir kere girilebiliyor. Linke danışanınız tıkladığında direkt test yönergesiyle başlıyor. Normal sistemde başladığı gibi. O sırada zaten klinisyen kişiyi görüntülü olarak arayıp yönergeleri verip testi anlatıp denemesini yapıyor. Sonra telefonu kapatabilir. İsterlerse arkada birine tutturup hani put gibi durup biri sağ ya da sol arka çaprazında durup klinisyen gözlemini sağlamak isterse gözlemini de sağlayabilir tabii ki. Evet, çok teşekkür ederiz. Epey 326 kişiyle Evet. bitiriyor olacağız. Sorularınız olursa ekibimize her zaman ulaşabilirsiniz. Yücel Bey söyledi, bana ulaşabilirsiniz dedi. Aynen. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın. Yücel Bey çok teşekkür Görüşmek ederim üzere. tekrar. Teşekkür ederim. Çok sağ Herkese olun. selamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.